Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimiz hazır lastik nasıl yapılır arkadaşlar? Çok soran oldu. Bazı videolarımda kullanmıştım böyle lastik. Onu da anlatır mısınız diye yorumlarda çok yazanlar oldu. Onun için şöyle bir video hazırlıyorum. Şöyle size de örnek olsun diye birkaç tane yaptım daha önceden. Şöyle göstereyim. Bir de bu renginden yaptım. Bir de şöyle yelek olarak düşünün. Şöyle patını bıraktım. Şöyle yaptım. Bir de şöyle pudra renginden yaptım. Bakın arkadaşlar nasıl güzel şöyle bir duruşu var. Şimdi onun yapımına geçelim isterseniz. Şöyle birkaç renk örnek olarak yaptım size göstermek için. Evet. İsterseniz yapımına geçelim. Lastiğimizi başlamak için şöyle ilmeklerimizi çıkartalım. Bu lastik için ilmek sayısı yok arkadaşlar. İstediğiniz sayıda başlayabilirsiniz. Tek sayı, çift sayı hiç önemli değil. Hepsinde uygulayabileceğiniz bir lastik. Normal her zaman ilmek çıkarttığımız gibi Aynı teknikle ilmeklerimizi çıkartıyoruz. Farklı bir teknik kullanmıyoruz arkadaşlar. Bakın hepimizin kullandığı teknik. Şöyle hemen sayalım. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 ilmekle lastiğimizi yapmaya başlayalım. Lastiğin birinci sıra arka yüzündeyiz. Ön yüzünde değiliz, arka yüzündeyiz. Birinci sıradayız. Kenar ilmeğimi İlk sıra olduğu için düz ördüm. Şöyle önce düz ilmekle başladım. Bakın. Kenar ilmeğinden sonra bir düz ilmek. Bir ters. Normal bir ters bir düz yapıyoruz arkadaşlar. Bu birinci sıra arka yüzünde bu şekilde yapıyoruz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bir ters, bir düz olarak devam edelim. Son ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm düz olarak. Birinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizi bir düz bir ters bir düz bir ters olarak tamamladık. Şimdi ikinci sıra ön yüzündeyiz. Arka yüzünden ilmeklerimizi belirledik ters düz olarak. Birinci sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonraki ilmeğimiz bakın düz ilmek. Düz olan ilmeğimi örmeden alıyorum. İpim arka tarafta kalacak şekilde. Bir sonraki ters ilmek ters olarak örüyorum. Yani düz ilmeklerimizi örmeden alıyoruz. İpimiz arka tarafta. Ters ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Ön yüzünde bu işlemleri yapacağız. Düz ilmeğimi örmeden aldım. İpimiz hep arka tarafta kalacak. Bunu unutmayalım. Ters ilmeğimi ördüm. Düz ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeğimi ördüm. Düzü örmeden aldım. Ön yüzünde bu işlemleri yapıyoruz. Biraz elimizi daha böyle sıkı tutarsak, tam şiş boyunda örersek daha da düzgün olur. Ben şöyle kamerada anlatırken bazen gevşek örebiliyorum zorlanmamak için ama biraz sıkı örersek lastiğimiz daha düzgün oluyor. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bakın şöyle bir görüntümüz var. Yine lastiğin arka yüzüne geçtik. Arka yüzünde şu şekilde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Düzü de örüyorum, tersi de örüyorum. Yani bir düz, bir ters. İlmekleri Gördüğümüz gibi örelim. Düzü düz olarak, tersi ters olarak. Bu lastikte sadece ön yüzünde düz ilmeklerimizi örmeden alıyoruz. Ters ilmeklerimizi örüyoruz ön yüzünde. Arka yüzünde yine ilmeklerimizin hepsini örüyoruz tersi ters, düzü düz olarak. Bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi lastiğimiz çok çok basit ama görüntüsü de harika oluyor. Tabii lastik ilerledikçe kendini gösteriyor. Şu şekilde bakın pek bir şey anlaşılmıyor. Bir de bu lastiğin ön yüzü çok düzgün oluyor. Arka yüzü o kadar düzgün olmuyor arkadaşlar. Şimdi ön yüzündeyim lastiğin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz örmeden alıyorum. Bakın ipim arka tarafta. Tersi ters olarak ördüm. Düz ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeğimi ördüm. Düz ilmeği örmeden aldım. Ters ilmeğimi ördüm. Düzleri örmeden alıyoruz. İpimiz arka tarafta kalacak. Onu unutmayalım. Her seferinde söylemiyorum ben yaparken şöyle. Ama ipimiz hep arka tarafta bakın. Bu kullandığım ip de bebe yünü kar topunun bebe yünü kullandım bunda düz ilmeğimi örmeden aldım ters ilmeğimi ördüm ön yüzünde yapacağımız işlem bu kenar ilmeğimi de ördüm evet arka yüzüne geçtik arka yüzünde ne yapıyorduk Kenar ilmeğini örmeden alıyoruz ve bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Düzü düz, tersi ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. sıra sonuna kadar böyle devam edelim. Pardon, düzü ördüm. Bakın arka yüzü çok düzgün olmuyor ama ön yüzü pürüzsüz şöyle kenar ilmeğimi de ördüm. Birkaç sıra yapmış olduk. Ben şöyle birkaç sıra daha yapayım. Ondan sonra şurada pat bırakmayı göstereceğim. Hemen kısa bir anlatımla bir de pat nasıl bırakacaksınız yelek yaparken onları size göstereyim. Evet ben lastiğimi şöyle birkaç sıra tamamladım. Bakın şöyle bir görüntümüz var. Dediğim gibi arka yüzü çok düzgün olmuyor arkadaşlar. Düz ilmeklerimiz şöyle basık basık ama ön yüzü harika. Şöyle. Evet. Şimdi şurada yaptığım gibi ön patını nasıl ayarlayacaksınız onu göstereceğim. Şöyle küçük bir parça üzerinden hemen göstermek istiyorum. Burada yaptığım gibi. Bunu şöyle kenara bırakayım hemen. Bunu da beraber yapalım. Şimdi lastiğimizi tamamladık. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını ayarlayıp lastiğimizi başladık. Bu şekilde ilerlettik. İstediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Onu yaptıktan sonra yine lastiğimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Düz ilmeğimi yine örmüyorum. Bakın 10 ilmek pat olarak bırakacağım. 10 ilmeğini pata bırakacağım. Düz ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeğimi ördüm. Düzü örmeden aldım. Ters ilmeğimi ördüm. 10 ilmeği bu şekilde yapıyorum. Düzü aldım. 2, 4, 6, 8, 9, 10. ilmeğim de düz. Yine örmeden aldım. 10 ilmeğimi bu şekilde yaptım. Bakın şöyle kenarı da şöyle görünüyor. 10 ilmekten sonra model. İstediğiniz modeli kurabilirsiniz. Ben düz örgü olarak yine göstereceğim size. 10 ilmeği de düz örüyorum. Ön pat için 10 ilmek yeterli. Büyük yetişkin yeleklerinde, çocukla çocuk örgülerinde de 8 daha ideal olur. Evet, diğer kalan 10 ilmeğimi de düz olarak ördüm. 10 ilmeği lastiği devam ettireceğiz ön patına diğer kalan ilmeklerimizi de düz ördük. Patımızı bu şekilde ayarladık. Ben şöyle yeleğimizin sağ tarafını yapmış oldum yani. Sağdaki patını koymuş oldum. Sol tarafına da bu taraftaki soldan 10 ilmeği ayıracaksınız. Bakın, sol taraftan da koyacaksanız soldan 10 ilmek lastiği devam ettireceksiniz. Baştan 10 ilmeği düz öreceksiniz. 10 ilmek düz ördükten sonra diğer kalan 10 ilmeği de pat olarak yürütebilirsiniz. Şöyle. Benim anlattığım sağ tarafı oluyor. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ön tarafta düz ördüğüm ilmeklerimi arka yüzünde ters örüyorum. Bakın bütün terslerimi ördüm. Buraya kadar tamam. Şöyle 2 4 6 8 10. Tamam burayı lastik devam ettireceğimiz için burada bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz olarak örüyorum. Patımızı yine arka yüzünde ters düz ilmek olarak öreceğiz ön yüzünde de düzleri örmeden alıyorum, tersleri örüyoruz. Aynı şekilde devam ettiriyoruz aşağıda nasıl yaptıysak. Evet bakın şöyle hafiften belirginleşti. Bir sıra daha yapalım hemen. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki düz ilmeğimi yine örmeden alıyorum. İpim arka tarafta tersi ördüm. Bir düz ilmek örmeden aldım. Ters ilmeğimi ördüm. Düzü örmeden aldım. Tersi ördüm. Düzü örmeden aldım. Kaç ilmek yaptı? 2 4 6 8. Bir ters ördüm. Bu düzü de yine örmeden aldım. Patımızı yapmış olduk. Yine lastik devam ettirdik. Diğer kalan ilmeklerimizi düz örüyoruz. Herhalde anlaşılır olmuştur. Anlamadığınız yer olursa sorarsınız yorumlar kısmında. Kenar ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeklerini sıkı örün arkadaşlar burada. Yani ön tarafta da arka tarafında da örgünün sıkı olsun kenar ilmeklerimiz. Çünkü şöyle düzgün çıkması gerekiyor. Evet bakın şekil belirginleşti. Şu şekilde patımızı ayarlamış olduk. Arka yüzünde yine ters olan ilmeklerimizi ters örüyoruz. Patımızı yine lastik olarak devam ediyoruz. Benim bu düz yaptığım yere siz istediğiniz modeli de uygulayabilirsiniz. Sadece pat olan yere lastiği devam edip bu düz ördüğüm yere de modelinizi uygulayabilirsiniz. Evet, pata geldik lastiğimizi örüyoruz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Hani yeni öğrenenler için biraz daha detaylı anlatmak istedim. Tabii ki bilenler biliyor. Kenar ilmeğimi de ördüm. Arka yüzünde de bu şekilde yaptık. Bakın arka yüzü çok düzgün olmuyor lastikte. Ama arka yüzü de önemli değil. Ön yüzü şöyle harika görünen bir lastik. Evet arkadaşlar. İstediğiniz modeli de bu şekilde anlatmış oldum yani lastiği. Hazır lastik, tekstil lastiği deniliyor. Bilmiyorum siz hangisini diyorsunuz. Bir de şöyle diğer yaptıklarımı da yine göstereyim size. Bakın bütün iplerde de harika oldu. Bu da yine bebe yünü. Bunda da gayet güzel durdu. Bu da bebe yünü. Bu ne bebe yünü? Bu Himalaya'nın bebe yünü. Hepsinde denedim arkadaşlar. Bu da Poliana'nın bebe yünü. Bakın bu renkte de lastik kendini gösterdi bence. Evet. Gördüğünüz gibi harika bir lastik modeli. Sizler de istediğiniz yerde kullanabilirsiniz bu lastiği. Yelek yaparsanız bu şekilde patlarını bırakacaksınız. Sağ tarafta bu şekilde bırakıyoruz. Sol tarafı da yapacaksanız yelekte bu tarafta bırakıyorsunuz arkadaşlar. 10 ilmeği şuradan devam ettiriyorsunuz. Evet modelimiz böyleydi. Gayet güzel kolay Yapımı oldukça kolay ama görüntüsü de gerçekten olay. Siz ne diyorsunuz? Fikirlerinizde, yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Bakın arka görüntüsü şu şekilde. Onu da daha net göstereyim size. Bakın düz örgülerimizde şöyle ince gibi görünüyor gerçekten. Benim ilmekleri alışım farklı olduğu için düz örgüm de gayet düzgün oluyor. Bakın. Hani bunu sorgulayanlar oluyor. Neden öyle yapıyorsunuz? Öyle örülür mü? Diyenler oluyor. Ama sonuç bu arkadaşlar. Bakın düz örgüme. Evet, İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar, bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.